Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Allah subhanahu ve ta'ala bu oturuşumuzu feyizli kılsın, manfaatli kılsın. Sözümüzü amelge muvaffak eylesin, uzunuza evvela. İmam-ı Sekenderi'nin bir gepleri var. El-elfazu kutul mustami'in. Köpeytim ama. El-elfazu kutul mustami'in. Ağızdan çıkayetken sözler uçunin, ağızdan çıkayetken sözler dinle uçularının rızkı dur dedi. Bu kişi yukarıda etkendik. Dinle uçularının ağzı uçası durulan rızkı kattı olsa yaşlı sözler gelir. Sözler uçunin ağzıya geleyken, tıleye geleyken sözler dinle uçunin kalbinin rızkıya bağlı. Onların kalbi açık olsa, rızkı keng olsa manevi sözler uçunin sözlerle şimdiye bay çıkaydı. Agar ularning qalbi qabul qilmasa, qulublangan bo'lsa, o'shinga yarasha chiqadi. Alloh hammamizga o'zi fath bersin. Rizq tushunchasida o'sha bu kishi aytganlaridek, hozir izzatlar ham aytgandek, faqat yemoq ichmoq emas, har qanday ne'matni kishiga nasib bo'lgani rizq bo'ladi. Shuning uchun Imom Hasan al-Basriydan biz ko'ramiz, nimaga ulamolar o'sha vaqtdagi ulamolarni deydi. Kambag'al bo'lib qoladi ko'plari. Nimaga ularni rizqi keng bo'lmaydi? Boshqalarga o'xshab, masalan, ulardan 100 sandan, 1000 sandan aqli past odamlar axloqi yomon bo'lishi ham mumkin ular. Rizqi keng bo'ladi-yu. Desa Hasan al-Basri, "Li'anna al-aql mahsubun alayhim" deganidir. Chunki aql ham rizq hisobida ularga berilgan bo'ladi. Ya'ni rizqda ko'p qilgan narsalar bo'lsa, o'sha rizqlarining katta qismini ularga aql qilib beradi. Boshqalarga mol qilib berilgan bo'lsa, mansab qilib berilgan bo'lsa, ana rizq masalan suv rizq, tarvuz rizq, bu uzum rizq, yonida ilm rizq, yonida masalan farzand rizq, yonida ahli oila rizq, va hokazo. Shularni orasidan ularga aql va ilmda ilm hissasi katta ketib qo'yadi. Keyin tarvuz bilan uzum kamayib ketib qo'yadi. Boshqalarda o'sha hissa kam bo'lgani uchun tarvuz uzum ko'proq bo'ladi. Degan ma'noda aytgan ekanlar. Ana shu ma'noda ilm ham rizq bo'ladi. Bitta so'zni aytiladi. Birinchidan o'sha so'z har kimning qalbiga har xil ta'sir ko'rsatadi. Bu ham o'sha kishining qalbini ochiqligiga bog'liq. Abdulloh ibn Salom radhiyallohu anhu yahudiy bo'ldi. Madinani olim yahudiylardan va rohiblarning avlodidan. Avlod ajdodi o'zi asli otalari Tavrot xon olimlar bo'lgan. Bu Tavrat'ı yaxshi bilishgan ular. Tavrat'ta oxirgi payg'ambarni belgilarini ham o'qishgan. Endi Madinada yashaydilar. Xabar keldi oxir zamon payg'ambarining da'vosini qilayotgan Muhammad degan kishi alayhi salatu vasallam kelyapti Madinaga ko'chib. Madinadagi musulmonlar u kishining istiqboliga chiqishibdi. Bu kishi aytibdiki, men bir sinayman, agar haqiqatda bizning kitobimizdagi payg'ambarlik alomatlari bunda bo'lsa, iymon keltiramiz. Bunga savollarim bor meni so'raydigan. Aniqlash uchun deb chiqibdi-da, so'ramasdan iymon keltirib qo'yibdi. Keyin aytishibdiki, sen so'ramasdan iymon keltirdingmi? Savollar bo'ldimi?" desa, "Yo'q. Bu chehra yolg'onchining yuzi emas" degan. Bu yuz yolg'onchining yuzi emas bo'ldi. Ko'rasizmi, kishi agar haqiqatni istasa, bitta nazar bilan topiladi. Haqiqatni istamasa-chi, Abu Lahab, Abu Jahl kabi unga mingta mo'jiza ko'rsatsa ham Abu Jahl bir qancha qulayishni ko'rlar ko'rlarini yig'ib keldi. Tug'ma ko'r. Aytdiki, Muhammad agar haqiqiy payg'ambar bo'lsang, Alloh tomonidan kelgan bo'lsang, duo qil Allohga, mashdan ko'zini ochsin. Ular aytdiki, ko'zimizni ochsak iymon keltiramiz. Duo qildilar. Hammasini ko'zi ochdi. Ko'zlarini ko'rib turganini ko'rib, bu juda katta sehrgar ekan u bu deyishdi. Shunda Yasin surasi tushgan. Innaka lamina siz haqiqiy payg'ambarsiz haqiqiy. Bularni iymon keltirmaganlari qalbi yopilgan. Biz bilan oldiga ko'ziga parda to'sib qo'yganmiz, qalbiga parda to'sib qo'yganmiz. Balki iymon keltirmaydi. Siz o'zini ko'zini ochib bersangiz ham, haligi bularni ko'zini emas, o'zini ko'zini ochib bersangiz ham, haqiqatni istamagandan keyin inson yurmaydi. Mingta hujjat keltiring, yuzta, mingta, millionta eslatma ayting, o'zi istamayotgan bo'lsa, unga hidoyatni birov berolmaydi. Shunga misol tariqasida Alloh taolo Tahrim surasida, shu tabolani tepasidagi surada misol keltiradi. O oyatga o'tishdan oldin shu misolni aytmoqchiman.
Ayet-i ki Allah Teala dolaballahu meselen lillezine keferu imraete Nuh ve imraete Lut. Allah kafirlerge misal tarikasında Nuh bilen, Nuh'un ayağını bilen, Lut'un ayağını misal kettir. Ular kanete tahta abdeyni. Ular bizi salih iki bendemizde kulası değildiler. Ayağlıydı. Nuh'un cüft halalı, Lut'un cüft halalı. Ular ya hıyanet kılıçtı. Bu iki peygamber, uluh peygamber böyle durup, İkeleleri hem ayollarını kutkara alışmadı, ayollarını ne dünya azabından ne ahiret azabından kutkara alışmadı. Hiç kendi payda gildirilmedi ayolları. Ularga ikele ayolga ebedi kale digenler bilen birge kirin dozakke değil. İkelesi hem dozakke düştü. Peygamberini yastık daşı bulturur. Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan kengi ikinci ata değiller. Bütün insaniyet şükürün ağlardan takviyat ki. Ki arkasından dedi ki Allah-u Teala, en iman keltirgenlerge deydi. Firavun'un ayağıyla asiyenini misal keltiremen deydi. O Firavun'un kulası değil. Dünyadaki en zalim o şu vakitteki, en zalim, en bir katta kafir, şirkini, küfürünün başı bugün, zelaletli kattesi bugün, adamın kulası da hem yastığıydı o. Dua kıldı ki perverdigar huzurundan menge bir uykurgun cennetten. Firavun'dan o, onu amelinden, işinden menge necat verdi. Zalimlerden menge necat verdi, dua kıldı. Allah icabet kıldı. Yine misal tarikası da İmran'ın ayağı kızı Meryem'in misal getirdi ki Rabbinin kelimelerine iman getirdi ve kanitlerden, itaat göylerden buldu, dedi. Bana şu üçte ayette Allah-u Teala demedi bir maksimum dedi. Ayet dedi ki eğer hidayeti istemese ben de o kalbi niyeti buzulgen bulsa o peygamber bilen bir gün yaşasa hem davetini istemez. Bir oğlumu amrı mağrı bilmez. Peygamber bilen hem yastık bulsa hem kemiği değil mi? Adamla oynadı ki kimdir mesela dinden Toskan için adamlar dinden hayat fikreti yaptı. Ya ki bana o taşrikat için adamlar aynı fikreti yaptı diye doğru onların sebepliği var. Lakin o şey sebepler asli zelaletke mayillerini tartadı. Asli fisku fucurge küfürge mayillerini tartadı. Ama kişinin kalbinde hakiki iman bulsa Allah'a oza hakikati istediğin hak var var bulsa o Firavun dek adamı kolası da hem iman ile utanlıydı. Firavun asiyen yüze kıyına geldi. Böyle koyup azap bekliyor. Lekin imanından katmıyor. Ayol, o bilmeden başladı, yaşır bilmiyor. Kaçan ki bilgen peyti de nasıl azaplıyor. Lekin sabit duruyor. İkinci misal, iki de ayol misal kafirler diyor. Kafir, ne demek ki orada Allah? Siz kafirlerini görüp ne ki bunlar bunlara fayda görmeye yaptı ki deyip hayran bulmuyor. Ya ki bunlar ne yaptı, asıl kılmıyor deyip hayran bulmuyor. Bu kafir buluşu mukarrar olsa eğer onun kalbinde şu yaşlılık isteş bulması olsa o peygamber mi? Hem yaşlılığı bulsa hem kafir bu yok alır. Kafirler değil mi? Değil mi? Değil mi? Kafirler kafir bulup kalışlarına sebep onlardaki kalplerdeki nesse olur. Allah şu için mühürle koyar o kalp. İman yukkan kalp. Aslı hakikat istediyen, hak var var, yaşlılık istediyen, içinde izgürlüğü var kalp. O topa da her kandı icadı imkanı. Her kandı icadı imkanı topa da. Mesela İnsut'ta namaz okumayıp okusaya bulan mı dedi. Okat soramaydı. Başka nesatı sor. Hem hacatını kılarlıydı. Namazı kendisi var göre sizce. Yok o hakiki istesi imkanı topa da. Kıynelerdi başakları topa da imkanı. Görüyorsun ki Firavun'un ayarını görmediz mi dedi. Zulmü bilen kavimlerini kakşetiyken adam yastık daşı Allah'a iman getiriyor. Muhitten tahsillerim aynı fiyatıyken olsa aynı işken mayirliği var onun. Sabit kişi her kendi muhitte tural dedi. Firavun'un ayarını yoksa. İkinci misal Meryem. İmran'ın kızı. Meryem anamız aleyhisselam. Aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Aleyhisselam. Bu kişinin demeye misal getirdi dese, o kişi peygamber ailesi. Etmek için Allah Teala peygamber ailesi de hem, Firavun'un ailesi de hem hidayet hakkını tapıyorlar. Firavun'un ailesi de, hidayet, peygamberin ailesi de hidayet hakkını adam var ki, o Firavun'un ailesi de hem tapadı. Onun için iki resmi yanmaya misal getirdi. İman getirgenlerine Firavun'un ayarını misal kıladı,
va Maryamni. Maryam u onasini qornidaligida onasi nazil qilgan Allohning yo'liga. Payg'ambarning avlodi o'zi. Payg'ambar zoda va onasi Allohning yo'liga nazil qilingan kishi va payg'ambar ikkinchi Zakariyo payg'ambar alayhissalom tarbiya qilgan payg'ambarning farzandi, payg'ambarning tarbiyasida o'sgan qiz bilan Osiyani bir xil keltiradi Alloh. Siz o'ylamayki men Maryamni shu Imronning qizi bo'lgan uchun buni qo'ygan deb. Yo'q. Albatta ota-onaning ta'siri bor. Lekin hidoyat topadigan bo'lsa Firavnning qo'ynida ham topadi o'sha. Asli haq parvar bo'lsa, asli yaxshilik istasa yetadi o'shunga. Kimdaki tashqaridan ta'sir bilan aynish bormi? İçide aynışka mayillik var. Kimi ki sabit mi kalbide? O taşkı muhitten kat'i nazar sabit duradı. İman getirgelerge misal şu Asiye bilen Meryem deydi. Yani siz imanda sabit bugellerini görüp bunlar dedesi okutup bugün için mi de oylasız mümkün? Oylasız ki bu falançalarını ailesi de olsken de değişiz mümkün. Bunlar sana sebep buluşur mümkün. Lekin asasi sebep olmaz. Aslında undagi hidoyatga bo'lgan moyillik aslida. Aslida haqparvarlik, bu ezgulik aslida. Chunki Maryam qanday daraja topgan bo'lsa, Osiya shunday daraja topgan. Rasul akram alayhi salatu vasallam erkaklardan ko'plari kamolga yetgan, ya'ni ruhiy kamolga, insoniy kamollik. Ayollardan faqat Fir'avnning ayoli va Maryam yetgan. Boshqa bir rivoyatda Xadija va Fatimani ham qo'shganlar. Lekin mashhur rivoyat ikkalasi. Qarang, kamolatga yetdi Maryam payg'ambarning oilasida tug'ilib, payg'ambarning tarbiyasini oldi. O'sha kamolatga yetdi Osiya Firavnning qo'ynida yashab, Firavnning qo'ynida yashab turib, o'shni ham yostiq bo'ladi. Bu ikkala misol nimani ko'rsatadi desiz, kishining qalbiga bog'liq. Qalbida yaxshilik istasa Alloh taolo shunga yetkazadi. Qalbida toyilish bo'lsa, unga keyin tashqi sabablar turtki bo'lib beradi. Xuddiki saharga moyilligi bor odam asli qonida. Bitta diqqatchilik bilan sahar bo'lib qolaveradi. Ko'proq oshida yeb bo'lsa ham sahar bo'lib qolaveradi. Naslida yoyinki o'zi asli tanasida semirishga moyilligi bor odam ozgina yesa ham semiraveradi. Aslida tanasida davriyaniga moyillik bor odam oson davriyanib qoladi. Shunga o'xshagan insonning qalbida agar egrilik bo'lsa, oson adashadi. Tashqi omillar bir turtki bo'lib beradi. Kishining qalbida agar ezgulik bo'lsa, u baribir boshida desa ham oqibatda baribir yaxshilikka hidoyatga yetadi. Qalbida o'sha yaxshilik sobit bo'ladi. Ana shuni misol qiladi Alloh. Endi mana shu holatda bu kishi aytgan oyati karimaning tafsiriga o'tamizki, o'sha imtihon nima deydi? Falsafani o'qisangiz, turli falsafalarni katta savollar yoki yirik savollar degan savollar bor. Faylasuflarning boshini qotirgan jild-jild kitoblar ta'lif bo'lishiga sabab bo'lgan o'sha mavzuda jild-jild kitoblar yozilgan bahslar qilingan. Hatto falsafada ham bor, hatto aniq ilmlarda ham. Masalan, fizikani mavzusi emas bu savollar. Lekin fiziklar ham shug'ullangan. Stiven Hawkingga o'xshaganlar. U savol qaysi desa, inson qaydan keldi dunyoga? Nima uchun keldi? Qayerga ketadi? Vazifasi nima koinotda? Masalan, molni vazifasi go'sht taqdim qilish. Pashani vazifasi axlatlarni tozalab, mikroblarni yutish. Filosof vazifasini bajaradi pasha. Yoyinki arini vazifasi asalni yig'ib berish. Xo'p, inson vazifasi nima bu koinotda degan savol bor. Nima uchun kelgan? Qaydan kelgan? Qayerga ketadi? Masalan, biz ko'ryapmiz, qo'yni so'yib yuboryapmiz. Parcha-parcha bo'lib ketyapti. Qonimizga kirib ketyapti, hokazo. Endi tuproqqa aylanib ketyapti, oyon terisi boshqa bo'lib ketyapti. Insonchi inson. Masalan, ko'milib tuproqqa aylanyapti. Shu bo'lib tugadimi, shu bo'yi o'zi? Yo, unda boshqa vujud ham bormi? Degan savollar bor. Mana shu yirik savollar asrlar osha mutafakkirlarni o'ziga rom qilgan va mashg'ul qilgan. Bunga o'sha dindorlar ham qo'l urgan, turli ta'limot egalari ham, dinsizlar ham, xudosizlar ham, Karl Marks qo'shganlar ham bu mavzuni gapirgan. O'sha juda ko'p kitoblar, juda ko'p falsafalar bahslarda
shunaqa o'rganilgan, tadqiq qilingan va bahs qilingan, munozara qilingan shu mavzuga bu kishi hozir zikr qilgan oyat uchala savolga ham javob beradi. Bir satrda o'zida. Ush bitta satr mana shu savollarni hammasiga javob beradi. Musulmon odamga shu kifoya. Qolganlar qaydan nima olsa olaversin. O'sha bu oyat kalimada Alloh taolo Mulk surasida shunday zikr qiladi. Alloh taolo o'zini tanitib har ishga qodirligini aytib turib, u shunday zotki, allazi xalaqal mauta val hayot. Shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. Demak, birinchi savolga javob. Qaydan kelgan desa, Alloh yaratgan degan javob chiqadi. Hayotdan murod insonning hayoti. Barcha hayot ham, lekin bu yerda insonning hayoti nazarda tutilgan. Insonning hayoti qaysi hayoti desiz, mana shu hozirgi tanasi bilan ruhi bo'lib turgan dunyodagi hayot. O'limni va hayotni yaratdi. Demak, o'limni va hayotni yaratdimi? O'lim va hayot joriy bo'ladigan shaxs insonni ham yaratgan bo'ladi. Inson qayerdan keldi desa, Alloh yaratdi degan javob chiqadi. Endi nima qiladi bu yerda degan savol bor. Ikkinchi savol. Katta savollarning ikkinchisi. Dunyodagi vazifasi nima, yer yuzidagi vazifasi nima? Emishmi, semirishmi, uy qurishmi, yoki boshqa bir narsa qilishmi, oila qurishmi yoki narsani kashf qilishmi? Degan savollar bor endi. Unga davomi javob berdi. Liya bilvokum, sizlarni sinashga yaratdi. Yana savol tug'iladi. Nimada sinaydi? Nimada sinaydi? Uy joydami, kasbu kordami, shakl shamoildami, gap so'zdami, nimada sinaydi? Qobiliyatdami, aqldami, nimada desa, qaysi biringiz eng yaxshi amal qilishingizni bilish. Qaysi biringiz eng yaxshi amal qiluvchi bo'lasiz, shuni sinaydi. Endi bu yerda qayoqqa ketadi degan savol bor. Hali uchinchi savol. O'sha savolga oyatni boshi javob beradi. Nimaga o'limni yaratganini zikr qilar ekan hayotdan oldin aytdi. Aslida hayot oldin keyin o'lim emasmi? O'lim inson yashaydi keyin o'ladi. O'zi o'lim asli yaratiladigan narsami? Masalan ko'z bilan ko'rsatiladigan narsami? O'sha sariq narsa o'lim desa bo'ladimi? Yo o'lim to'rtinchi desa bo'ladimi? Yoki o'lim uzunchoq yumaloq desa bo'ladi. Yo'q, unaqa ya'ni jismoniy narsa emas. Moddiy narsa emas. Balki u bitta hodisa xolos. U qaysi hodisa desa, ruhning tanadan ajrash, xolos. Deydi inson bitta nafas beradi. Shu odatdagi nafas chiqqandaqa nafas chiqadi, xolos. O'shanda jon chiqib ketadi. Chuqurroq deydi, xolos. O'ta yengil havoga o'xshagan narsa chiqib ketadi ichidan. O'sha o'lim bo'ladi. Ruhning tanadan ajrash hodisasini o'lim deydi. Demak, o'lim hodisa, ya'ni falsafa tilida aytganda aras, javhar emas. Ya'ni inson qo'li bilan yoki ko'zi bilan idrok qila oladigan narsa emas, balki bir hodisaki ro'y beradi, yo'qoladi. Qo'llar harakatiga o'xshaydi, kiprikni qoqishga o'xshaydi. Kiprikni 3 marta qoqqanizdan keyin qani uchala qoqish desa, ko'rsatib bo'lmaydi. O'tib ketgan bo'ladi. Demak, u hodisa, o'sha hodisani yaratdi. Endi nimaga o'sha hodisani birinchi o'limni birinchi zikr qildi hayotdan oldin desa, maqsad o'lim bo'lgani uchun. O'lim muhim bo'lgani uchun hayotdan. Chunki o'limdan keyingi hayot asosiy ish. Nimaga o'limni zikr qildi hayotdan oldin desa, hayot o'lim uchun kelganimiz aslida. Chunki inson yer yuziga qadam qo'ydi degani boshi yerga tushdi degani tug'ilgan paytida. Yer yuziga qadam qo'ydi degani o'lim sari yo'l bosdi, yo'l boshlandi degani. Har nafasimiz kirib chiqishi ajalimizga qarab bir qadam yaqinlashish. Uni qochish iloji yo'q. 100 metrdan keyin yetasizmi, 50 metrdan keyin yetasizmi, 500 metrdan keyin yetasizmi, balki o'sha manzilga yetasiz. U orqaga qaytish yo'q. Hayotga kelishning maqsadi o'limga yetib borish. O'lim birinchi ish bo'lgani uchun asosiy e'tibor degan. Ana o'limni birinchi anglatdi, xalaqal mauta val hayot. Shuning uchun tartib berishda narsalarga tartib berishda zamoniy tartib bor, makoniy tartib bor va makonatdagi rutbadagi tartib bor. Masalan, hozir Abduqahorga nisbatan men muqaddamman, oldinman, izzatlarim oldinga. Bu kishi tomonidan qaraganda men oldinman. Bu makoniy tartib.
Biz birinci geldik, kemanı hazır aşağı yıkan biraderimiz geldiler misal için. Bu zamandaki tertip. Şimdi rutbedeki tertip böyle. Demek ki bu kişi üzerinde şurada oturttular. Birinci geleni için mi? Yaş ketteliği için mi? Ailelerde kanaka bir hürmeti var, şu yıkan kızıyla bu kişi. Bu rutbedeki itibardan kep çıkıp tertip verilir. Damlan tepe yapıp çıkarsınız, ustaz tepe yapıp çıkarsınız, atan tepe yapıp çıkarsınız, doğru mu? Ustazı sizden kim doğruyan buluşu mümkün. Lakin onu yukarı götürürsünüz. O iş bu rutbedeki tertip. Yani ehemmiyeti itibarından kip çıkıp tertip verilir. Mevut ölümünü hayattan aldığı duruşu rutbedeki tertip. Zamandaki tertip mesela. Zamandaki tertip boyunca ölüm hayattan ki. Ama rutbedeki tertip boyunca ölüm hayattan aldı. Çünkü ölüm hayattan kadar mühim. Çünkü esası hayat şundan ki başlanadı. Ve netice o şey. Bunu hayat netice alınadığı bir hayat nasıl mı? Bu vasıta hayat, neticeye erişiştim. Vasıta hiç kaçan netice bilen tüm ahamiyetli bombaydı. Sermaye sosyiz, misal için de. Ziyan ki mesela siz bir doğru içtiniz, şifa tapış için. Doğru mühim mi? Şifa mühim bulur. Netice vasıtadan mühim bulur. Hayat neticeye vasıta, ölümden kengi hayatı vasıta olduğu için. O mertebede ölümden kengi. Çünkü Allah-u Teala ölümme birinci ki hayatta zikir kıldı dedi bu meseleler. Mene şundan ikinci, üçüncü soruya cevap çıkardı. Kaya harap yeti yaptı ise sınav kuyan zatın huzuruya harap yeti yaptı. Sınavını cevabını alır. Şimdi şu yerde biz demek sınav için ki yani kendimiz diye hulasa kılamız. Dünyada sınav için ki geliyiz. Mez akıllı bir yaşayış için. Bir pele gözü bir nasıl kılış. Her bir dakikamız sınav. Her bir musibetimizden sınav, nimetimizden sınav, yenginliğim sınav, ağırlığım sınav, ferzendem sınav, ayolum sınav, akı ülkelerim sınav, şeridelerim, hemen nasıl sınav. Ben sizce az gapır yapmam, gapım yoksayam sınav, yokmasayam sınav. Her bir lahzamızda sınav var. O şey sınav da ne mi bizde asasi meyir bu arada otuş sınavdan. Neyse, Allah'a dedi ki Allah, İn yaşa amel kılgıcı kim? Şunu sınav şun. Ölüm bile hayat diye yarattı. İn yaşa amel kaysa ahsenu amelen deyse ulamalar ahlasu ve etkanu deyişken. İn halis, in puhta amel. Kaysa amel ki in halis, in puhta bosa o şey amel sınavdan utken bulat. Şu amel egelse sınavdan muvaffakiyet durdu. Amelden murat insan kasb bilen kılabilen hatta hareketlerde hem eskiler. Mesela bir hastan suyunu tek varsayız, o amel hesaplanmıyor. Önünüzdeki çayını alamam deyip durup suyunu tek varsayız, amelmez. Lakin çayını abdurup saçı var diye olmasız bu amel böyle. Döküş için hareketten geliyoruz, kastan geliyoruz. Kast falan kıyan her kandı hareket amel böyle. Yani o şey amelini kim en puhtası kıl yaptı ve en halis kıl yaptı. Halis değil mi bilen böyledi? Halisliği yalnız Allah için buluş bilen. Onda Allah'tan başkanın nasibesi kalmasını gibi bilen. İhlasın derecesi hem müşkül böyle. Demek ki ayette en halisi diyetti. Çünkü ihlasın hem halislikin hem dereceleri var. Bir kıl bombaydı. Kimdir? Bir yaşa amelini kılırdı. Dünyada hem şundan bir yaşlı netice görsem deydi. Ahirette hem netice görsem deydi. Yaşlılık görsem deydi. Lakin şartı ihlas deyip atalışı için neticen Allah'dan kışkırı. İnsanlar demez. Mesela ben zekat beri yapmam. Yani ki roza tutu yapmam. Yani namaz oku yapmam. Tılavat kıl yapmam mesela. Yani ki bir kasb kıl yapmam. Maksadım sizlerden ağırlayılarda adamların arasında mesela abone tapışı şu adamlar beni hürmet kısırını şu adamlar beni bir nesil kıbırsın geleceğiyle. Desem demek mi neticen adamlardan kötü yapmam mı? Ya ki mesela bir kişi geliyor bekliyorum ya ki Daniel bekliyorum yaşlılık kıl yapmam da bir gün beni hem işim çukala diyor diye kıl yapmam. Neticen kimden kötü yapmam? İnsandan, Allah'dan başkadan kötü yapmam. Bu ihlaske mutlaka doğru kimiydi? O mutlaka ihlastan uzanarsın. Lakin mi mesela yaşlılık kıl yapmam. Acabmez Allah hem beni bitti işim bitkiz verse diye yapmam. Dünyada. Mesela ben dilik karzı koyayım ben, kette karz. Kiçkine karzı koyan adam, karzı koyan adam benden sonra koyuyor. Mesela $100. Ya ben iki mesela milyon. Yüz, şu adam karzı yüzge beri varayın, yüz beri varayın. Acab mesela ben Allah karzımdan nazat verse deyip kıldın. İhsan.
neticeni kötü yapan o adam denmez. Peki başka adam denemez. Allah'dan kötü yapan. Peki dünyanın uzun netice kötü yapan. Yani ki ahirette neticesini kötü yapan. Mesela etmen ki ben vereyim bu adam ki Allah Teala ahirette yeminge bir yardım verildi değil mi? Yani ki bu kişiye bir mesela diyelim karın bir muhtaç adam geldi de mesela öyle gürüş yok, nan yok. Ben gürüş nan belemem ki Allah Teala menge cennetten şuna kadar nimetlerden birisi. Diye bir ümit kılıp. Ya ki dünyada rızkımın tiğ kısa değil mi? Yani neticeni Allah'dan kütemem. Hem dünya hem ahirette gözünü kuşup kütemem. Bu hem halis emel kısaplanır. İhlas var. Peki ihlas birinci derecesi. Şimdi ikinci adam var. O adam emel kıladı. Blok yaşlı kıladı. Yani ki mesela bir kişinin hacetini çıkardı. Yani ki namaz okuydu. Meylül meksa kıladı. Yok ki zikir kıladı. Yok ki istiğfar etti. Yok ki salavat etti. Ama Allah'ın mukabiliğe dünya nimetini soramıyor. Kütmüyor. Fakat ahiret tükür kütmüyor. Mesela zekat verildi. Yok ki sadaka kıladı. Malum saklansın, pulum köpeysin demez. Ahirette acır bulsun dedi. Ahiretin götü kalsın, ben nasıl olup dedi. Dünya ise kemiydi. Dünyavi hacetleri var, Allah'tan sonra uğradı. Lakin amelini o için kemiydi. Allah'tan sonra başkan derse, amelini mukabil koyuş başkan derse. Allah'tan sonra fazladan sonra uğrasın. Mesela zekat verirsiniz, Allah büyürken o için verirsin. Ben deliğin insanı kılıçlı. Mali saklanış için bez. Baba da saklanmasa malizeyi tarafa etse hep olmayız. Çünkü siz o için kemiyorsunuz. Siz yani mali saklanış diye mi istiyorsunuz mu? İstiyorsunuz. Dua kılıp soruyorsunuz. Amel mukabil gelmez. Yalnız fazladan perverdigar malımı saklayabilirim diye soruyorsunuz. Zekat vergenim üçünmez. Zekat verirsem sizinle bendelik. Lekin özün saklayabilirim diye soruyorsunuz. Ahiretkine bu tuşakı soruyorsunuz. Yani her iki kişi dünyada kılgen amellerine netice kütmüyor. Mesela piyade yeseydi. Fakat bu ibadet miyiz? Mesela piyade çıkarır. Peki kaşık yeseydi. Maksadı adamlarla manfaat etkiler. Şundan halal kasp kılaman, yaşlı bu tapaman adamlarla hem manfaat etkiler deyse dünyanın en koşu isteyken bu. Manfaat etkiler deyken adamlarla yaşlılık isteyse ahiretki acır. Pulam tapaman degeni dünyaya acır. İkilesini koşu isteyipti. Birinci taifede. Şimdi adamlarla manfaat etkiler bu oldu. Menga kelayotgan foydani qizig'i yo'q desa, u odam faqat oxirat uchun qiladi, piyalayotgani ham. Oxiratda nimadir shuni mukofotini olmoqchi. Dunyoda unga kelayotgan uni manfaati, foydasi unga qiziqtirmaydi. Kelsa qabul qilaveradi, lekin uni u uchun qilmaydi. Bu ikkinchi daraja ixlos. Ya'ni Allohdan kutadigan natijadan faqat oxiratnikini so'raydi, dunyonikini so'ramaydi. Sahobai kiromdan masalan ba'zan keyingi davrlarda fathlar bo'lgandan keyin imkonlari keng bo'lib, boy bo'lib, maishatlari yaxshi qo'yilgan paytda yig'ilishgan. Abdurahmon ibn Avfga roziyallohu anhu ovqat tortishganda o'ta bir haligi tansiq, yaxshi taom ekan, ko'rib turib yig'ilgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, Musab vafot etdi. Kafanni kafanlaymiz desek, boshini yopsak oyog'iga, oyog'ini yopsak boshiga yetmasdi. Shunday nochor holatda o'tdi. Ahırı başını yaptık, ayağına izhir degen kök etmeden, giyahdan taşıdık. Ayağını yapışka lata topanmadık. Şu derecede muhtaç edildi, ula menna bizden afzal edildi onlar. Hamza raziyallahu anh falan falancılar uttu. Ashab ansarlar da muhacirler de. Ular bizden afzal edildi, bu hayatı görmesinden uçuştu. Lekin bizge, bana şunu deyik, çırali hayat gibi kaldı. Ahiretteki nasibemiz kemayıp kama yaptığını ki, deyip korkanlar. Ahirette belirlediğin ne hem bununla diyorum kum yaptım ki Allah bize amellerimiz diye. Deyip korkamayın deyip yığladılar da avukat yiyemezsin Türk etti. Ana o kişiler fakat ahiretini oynuyor. Yani dünyada belirlediğin nimetini hala mıydı? Şimdi kişiler böyle. Dünyada nimetini küp alıştı hala mıydı? Ahiretteki acıda mükemmel kalmazsın diye. Peki ahirette amellerdeki mükafat kütledi. Bu ikinci derecedeki ihlas. Şimdi üçüncü derecedeki en yukarı ihlas. O ne dünya ne ahiretini oynamaydı. O adam dünyadaki mükafatı hem kızılmaz, ahiretteki mükafatı hem kızılmaz. O adam fakat Allah'ın razılığı yeter. Bu. Cennet soru oladı. Talep gör bunu bir soruydu. Peki amelini o için kılmaydı. Mesela Perverdigar, ben bir yıl cemaati katledim.
Endi bir gehtar yer bermesin bu men cennetten demedi. Yani parvardigar men falan şeyin ilim tarkattım bir unta hur bosun men ge demedi. Yani falan şey günahdan özüm etiydim. Mukabilge cennetten falan nesler bosun demedi. Yok. Bu günahdan özüm etiştim yani falan amelini kılıştım. Sen şundan kursan bol senin şundan kursan bol diye bilgenimden senge bendeliğini izah kılış halas. İtaatimi kursat halas. Teslimliğimi kursat halas. Ama mukabilde ben istemiyorum. Bana bu en yukarı derece, bu siddiklerin derecesi budur. İhlasın mükemmeli değil. Bu kişiye hiç kendi musibet ve nimet farkı bulmayız. Musibette hem bir kıl, nimette hem bir kıl Allah ki ibadet kıl olur. O kişinin ameli ne dünyadaki nimet ne ahiretteki nimetke rağbet tutki bulamıyor. Yalnız Allah'ın razılığını istedim. Rabiatul Edeviye Allah o kişinin rahmet kısın. Bir meşgul gepleri var. Perverdigar ben senge ibadet kılarken ben dozakinden korkanından mez. Cennetinde kızıkkanından emmez. Lekin bildim ki sen Rabbim ikensin. İbadete layık ikensen, ben bendeyken ben. Şunun için ibadet kılarım. Bazı bir şey, nazik manalarını düşüne almayan kalbi yapık, fahmi kelde adamlar bu sözünü şeriat ihlab diye buyurdu. Allah cennetke şaşırın dedi. Cennetke musabakalaşın dedi. Cennetini isten dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam cennette sorun degenler. Hani, bu adam ben cennet istem ben diye yaptı. Allah dozaktan korku infette kunnar degen. Bu dozaktan korkup amel kılmadım diye yaptı. Kuhum ben diye yaptı. Değil. Bu adamlar gapni manasını düşünmeyen aciz adamlar. Cahil adamlar. Aslında Rabia ne demek? Cennet istemeyim ben mesela isteydi. Cennette nimetli uçunmaz. Razılık o şehirde bugün uç. Allah'ın razılığının ifadesi cennet bugün uç. Siz ateizden kalken bir dupunu kadirleysiz. Materyali uçunmaz. Eski kitken bu. Ateizge taallukli bugün uçun kadirleysiz. Anezi romalını gahı da sağın geninizde hidler yığleysiz. O bir parça lette bugün uçunmaz. Materyal yumuşak bugün uçunmaz. Yok ki rengi çırağı yok. O anezge mensup bugün için. Anezge istetkeni için. O sildikler cennetini hem ondaki huru gılmanı, ondaki anharı asal için istemeydi. Belki o narsalar Allah subhanahu ve ta'ala'nın razılığının ifadesi bugün için. Allah'ın razılığı o şehirde razıyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'dan razı oldu. Allah'ın razılığı o şehirde bu gün için cennet istedi. Eğer farazen cennet kekirse o şey nimetler bu şey yok. Razılık bu mesela cennetten çıkıp gider. Kom et cennet. Allah Teala bunu işare kıyır. Cennette mumullerge vade kutur, bas kutur, kip durur. Bu yerde anharlar var, pak yerler var, vaha kaza dip durur. Ahirde, ve ridvanun minallahi ekber. Allah'ın razılığı hemesinden ulu değil. Demek aslı hem cennette hem nimeti hemesi mükafatından esli Allah'ın razılığı olur. Bende eğer bendeliğini bilse Allah'ın Rabbliğini tanısın. Allah şimdi işare kıyın. Tepedeki tarifler amma için. Allah'ın razılığı aslında en uluğu degen de sildikler yok. Siz kette nersene aldık küçük nersene inabat görmeyiz. Allah razılık en kette diye yaptı mı? Demek cennet inabat görmeyiz dünyanın. İlla razılık koşardı bu gün çünkü onu istediler. Siddikler şunu mu şey istedi? Bu siddiklerin derecesi, peygamberlerin derecesi hem tuşuna ediyor. Rabbi anneme diyeyim akşı. Mevada, ferezen, bu biz aksini tesavvur kıyanızda manasını düşünürüz. Ferezen Allah iste ki, sen beş vakit namaz okuyorsan, falan falan iştikilesen, falan iştikilmeysen. De büyürse yok, cennet dozaktan yapılmasa kılamız kılmamızız. Eğer kıma ediyorsan bu siz demek siz nefske bendesiz. Sizge yokkan nerse gene ibadet kıl yapsa Allah ki. Allah'ın uzunluğunu isteyeniz yok. Hakiki bendelikmez bu. Mesela siz oğlunuz, ferzendiniz. Atam etti deyip durup bir iş kısa. Siz ata da hürmet kılıyken bunu. Lakin balam şu iş kısa palanca pul veremem deyiz. Pul için kılıyken bu da. Siz atalı yüzünü kılıyken bu mu? O emek isterseyen kulağına da hoş kılıyor. Koşlar isterseyen kulağına da hoş kılıyor. Siz atalı hürmet isketken bu yerde. O pul için kılıyor.
Oğlum falan işte koysayın maşına veremem dediniz. O şey işte kıldı ne için? Maşına erişiş için. Eğer o şey maşına ne o şey işte. Yetti ya bir yana etsem kılardı o şey işte. Demek o işin becerisi de sizin atalı gezi hiç kendine ahmiyeti yok. Deyip kalıyor. Siddikler şunu ne kalıyor? Demek bendenliğine Allah mesela cennetteki cennet vaat etmezse hem dozaktan korkutmasa hem kılıyor. Ferezanetelik dozak geçmeysen namaz okumasın. Dedi ki namaz okuyun razı olamam dese okuyordu. Okumasın günah mas dese hem okuyordu. Çünkü onlar nefirli köp okuyordu. Nefil ibadetlerini, nefil dozalarını, nefil zekatlarını, nefil sadakatlarını, nefil zikirlerini köp kıladı. Ne demek? Halbuki onu kılmasa azap yok. Lakin yaş kılgenden kılıyor. Nefil ibadetler. Farz ne? Öylesiz mümkün ki dozaktan korkup kıladı insan. Yok. Onu da konuşun. Lakin nefil ne için kıladı? Mukabilede azap yok mu? Kılmasa eğer. Yani o muhabbetli ifadesi için, bendelikli ifadesi için. Farazen cennet bir mesajı 50 yıl ibadet kılasan o, hiç vaka yok sizin gidiyse kılasın mı kılmıyorsun? Eğer kılmayı diyen bu siz, demek ki hakiki bendemezsiniz. Hakiki bendeliğine hali hız kılmadınız. Kuddu ki siz Allah'ını uzgetin kuruyoruz. Sağda kumakçısınız. Bu nasıl bilsin kim bilemem diyor. Falan nasıl kıbilsin ki sen etkenini kılamın diyoruz. Diyen bu siz, onda siz Sağda'daki alıcı bilen satı uçunun ortasındaki teyin hulini de kılıyken buluyoruz. Yok, buyurduğun mu kılaman diyekken bosa, sabah onge mukabele gelsin dünyada rızık veresen mi, vermeysen mi? Cennetten cay veresen mi, vermeysen mi? O bize mühimmez. Buyurduğun mu kılaman bu oldu. Bu ikinci mesele. Onu dua kılıp soruyoruz. Ben her diyor, cennetinden cay vergin. Rızkın mı kim kılıyor? Soruyoruz. Lakin amel kıyanım üçünmez. O zihni fazlinden. Haklı bu benim üçünmez. Muhtaç bu benim için. Hakdar sıfatta soramayım ben. Talepkar sıfatta sorayım. Ben bu siddiklerin derecesi. Peygamberlerin derecesi şu. Şunun için bunu biz bir tane misal açısımız mümkün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem azandan ki bizge dua örgütler. Doğru mu? Allahümme Rabbe adi davet ettenme ve salatil kayma. Şunda ayeti Muhammeden el vesilete vel fadile. Vesile ve faziletine Resulü Ekrem aleyhisselam bir bilgin deyip soruyorsun. Bizge örgütler. Kim şunu sorarsa vesilenin menge, onge şefaatı vacib olur dediler. Ayettiler ki cennette bir makam var, fakat bir kişiye verilir. Ümit kılaman ki menge verilir. O şey de menge soruyorlar. Kim sorarsa ben onu şefaat kılıyorum. Bu azandan ki o şey duanı örgettiler. Biz o şey duanı her gün kılamız. Eğer bunda mantıklı öyle kuradığı olmasız, insaniyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu uzatı yok. O ana bu. O zargı hem bu bildirilgen. Ana seyyidu ve ledi adem, adam balalarının seyyidi mi? Dünyada hem ahirette. Seyyid bu kendine şu kişiye verilmiş gerek yok. Ve hiçbir kişi amelde o kişiye yeter almaydı. İlacı yok, mümkünmez. Hayatlardaki amel de hem. Neticesi de hem. Yani biz hazır, bir metta, Subhanallah desek şu acır Resulullah yazılır. Biz giyemezler, bu kişi giyemezler. Çünkü Subhanallah'ın bizi o çıkışı oluyor ki. Ümmeti en köp peygamber çıkışı mı? Demek en acil hareketli çıkışı böyle. Kıyamet gerçek et yaptı mı? Çıkışın iki böyle. Malum kavunmaz. Bütün insaniyeti ve cinni kamradı mı? Bu kişiden katta acil hiç kimde buluşu mümkünmez. Adam Aleyhisselam'da. Hiç kimde buluşu mümkünmez. Kıyamet gerçek et diyen insu cinni kılıyorken her bir yaşam elinden Resulullah'a acil var. Betini yusayan. Tişini tazalasayan. İstinca kısaya. Böyle otasıya yakışlık kısaya. Ota balasıya mehir kursatsaya. Çünkü o talimden o kişi bir gelir. Her bir yakışlık var ki o kişiden farkı gen, keli yaptı. Hatta başka diye vakiller geçe yetken. Hatta mesela Hazreti Harp'teki adalet düşünceleri. İngiliz kanunçiliği gelin. Adalet meyarları Kur'an'da anında. Kanunda nazariye bulur. Kanunu işlep çıkarır, şunu çekip işlep çıkarır olur muydu? Oldu nazariye koydu. Ne me esası dedi, tuzamız kanunu diye saat oldu. O şey nazariyede, İngiliz kanunçuluğu dedi ki, en kette esası meyyar, adalet. Adalet hakim ki, halkı uçaşı mümkün. Mesela ben sizi kaseti bitti olup durup, doğruş kızım diye. Siz benim arkasındaki, onun arkasından 5 metre kalite yapıp durup, benim doğruş kızım diyorsun. Doğru mu?
Keyin sizi hakaret kılaman. Bir de söz bilen. Siz beni bıçak uğrasız. Benim doğru sıkıyorum ben diyeyim ben. Sizden doğru sıkıyorum ben diyorsunuz. Kan adalet. Kimde adalet? Siz doğru mu ben doğru mu? Elbette hikayemizden bittiğimiz doğru oluşumuz gerekiyor. Hikayemizden de doğru oluşumuz gerekiyor. Kana kadar adalet. Siz giyem özüzge özü adalet uyuluruz. Benim özümge özüm adalet uyuluruz. Adaletin meyarını koyu vermezse insanlar hiç kaçan gelişen bir. Birisi. O şey adalet meyarının fikirden alışıyor. İslam'dan alışıyor. Kur'an'dan alışıyor. O şey bilen kanunçuluğunu işlep çıkışıyor. Şu bilen kanunçuluğu da yetişiklik gelişiyor. Dünyada en kette üçte kanunçuluk var. İngiliz, Fransız, Kur'an, İslam kanunçuluğu. En yetekçisi hazır, en faali İngiliz kanunçuluğu. Fakirli hemen köçürmeciler. O şey asasını meyarını kaydan aldı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meyarlardan aldı. O şey adaletten kimdir nasip adar buldu mu? Resulullah'a sahip var olacak şimdi. Halim, fakat Müslümanların ikimiz, başkalarından. Demek ki yakışılık itibarken bu ise insaniyetke ve cinge ve nebatatke ve haşaratke ve cemaatatke. Demek ki yakışılık itibarken bu ise Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vasıta bugün bu sene hemen acil var. Demek o kişiden katta acil hiç kimge müyesser buluşu mümkün mü? Tarihimizde otken milyon ulema, milyon salih adam, milyon hayriyelerin hemesinin esasında Resulullah tuttular. Hemesinin acilinden o kişiye ölüş var. Ular kaç acil olsa Resulullah'ın şunca acil var. Ular da kime megen aldı, Resulullah'ın şunca var. Aleyhisselatü vesselam. O kişinin acilige bana o yeterli mi? İlacı yok onun. Şu hal etti demek o şey vesile o kişiden başka bir nasip oluşu mümkün mü? Eğer bir kişiye verilemiyoruz. Lekin şuna soruşunu bizge buyurdular. Kuddeki onge hakkı yoktik. Özlerdeki amelini körgenleri de gel. Yani de o şunge meyden başkası bulması gerek olsa derdiler. Kuddeki o şunge haksız de göğen. Ümit kılaman dediler ben bulama. Ümit kılaman. Etmediler ki kısa boyunca ben buluşum gerek. Yok ümit kılaman ben bulama. Lekin o şu ümit de ozu buldu mu? Yok özü dua kadar halas mı? Yok. Bizden dua talep kıldılar. Hani? Ümmetlerden dua talep kıldılar. Ve terkip için talepleri becerilişe şefaat duada koydular. Ve her azandan yine ayçişimizi bizge talim verdiler. O zaman milyar Müslüman Resulullah'ın vesile soruyor. Her günü 5 metrelep 10 metrelep. Milyarlep dualar Resulullah'ın vesilelerini alışları için buluyor. Şu dualarını nümege o kişi talep kıldılar. Çünkü o şey vesile makamı uzlarını hakdar de bilmekenlerden. Allah'ın fazleden de bilgenler. Gördünüz mü? Amelli kılığa uğurgenler. Lekin nimetini, makamını kut da amelli kılığa geldiği sorular. Çünkü yıl ibadet kıldığım var vardı. Kim olmasam gereken cennette ya. Değil miydi? Yok ben cennetke hiç kesinlikle haklıymaz ben. Hiç kesin nimetke haklıymaz ben. Özün veresen, o ibadetlerim bir ortası gelemeyin. Bunun takidi için Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir kıssana etip bir gelirler. Ruhlar alamda bugün. Aldığı kavimlerden bir kişi vefat etti dediler. 500 yıl ibadet kıyanırken asibimizden. Allah Teala benden turhuzu ve etti ki ne yapıyordun benden? Berberdiler 500 yıl sinir ibadet kıyanırken. Hop, adalet bilen hüküm kılayım mı? Fazlı merhamet bilen mi? Elverdiyar 500 yıl ibadetini kıldım, asip olmadım. Ben de adalet bilen kısaydan bulurum. Şimdi Allah etti ki, Feriştelerine hani, bunca verilgen nimetlerimi taraziye koyun, cennet demez. Dünyada o verilir bugünleri var ki. Ve amellerini koyun. Koyuşken de iki tek közge beraber geldi. Allah etti ki, bana iki tek közde adakıpsan şükürünü. Koyun azarların iki kan. Bundan teşkarı iman nimeti, akıl nimeti, manevi nimetler var hali. Ular kan. Ularının şükür adama gelin için doza kata şaşım geleyim ben de seni. Ben de etti ki parvar diyor, doldu. Fazlı merhameti yiyken halas. Kir cennetke fazlın bilen diye. Çünkü bütün Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki, birer kişinin ameli cennetke okuram ne edilir? Hatta siz niye mi? Hameniyem. Fakat ki Allah'ın rahmeti beni uğrasa, şundaki remendir. Hatta Resulü Ekrem Aleyhisselam. Mene bu
siddiqlarning darajasi. Mana shu holatni his qilgandan keyin banda amaliga muqobil so'rab yo'qaydi. Chunki u amalni o'zi yaratib bergan kim? Alloh. Imkon bergan kim? Alloh. Alloh imkon bermasa ko'zingizni qimirlata olmaysiz, o'ngdan chapga. Nigohingizni chapdan o'ngga ola olmaysiz. O'zi yaratib, o'zi imkon berib turgan bo'lsa, qanday qilib unga muqobil so'raydi kishi? O'zi o'rgatgan bo'lsa. Va o'sha amalingizda o'zingizga yaxshilik bo'lsa, to'g'rat qildigan bo'lsa, to'g'ri tur sizga yaxshilik yozasiz. Namoz o'qidigan bo'lsa, namoz sizga yaxshilik. Ruhingizga ham, jismingizga ham. Sizga yaxshilikni o'rgatsa, o'rgatgan narsasi Allohga bir tiyinlik foydasi bo'lmasa, hech narsani Allohga ziyoda qilib bermasa, hammasi foydasi o'zingizga qaytsa, ya'ni o'shini o'zingizga yaratib bersa, yana unga savob so'raysizmi siz jannatdan nima? Qaysi inson bilan so'raysiz? Qaysi vijdon bilan so'raysiz? So'ralmaydi inson bu haqiqatlarni anglagan inson so'ralmaydi. Bu so'ragan odam ko'r. Ne Allohning qadrini bilgan, ne o'zini tanigan bo'ladi. Lekin bandani Alloh qiziqtirishga jannatni muqobilga beraman deb aytadi. Xuddiki Allohga qarz bersiz, ko'paytirib qaytaraman degandik. Alloh qarz so'raydimi bandadan? Qur'oni Karimda Alloh qarz kim Allohga qarz bersa, ko'paytirib qaytaradi deydi. Erkaklar tushuncha aytiladi u. Bolangizga hamma narsani o'zingiz qilib berib turib, maktabda ham olib borib, o'zib berib, keyin ustozni ham yollab, darsga ham o'zi yordam berib, keyin yonida bolam 5 yoshing, senga masalan mashina beraman, kichkina o'ynaydigan, yoki miltiq beraman, yoki iPhone beraman deysiz. Hamma o'zingiz qilib berasiz. Oxiri keyin bolangiz 5 yoshsa, bolangizga iPhone berasiz. Hamma o'zingiz qilib berib turib. Nima uchun? Bolani xursand qilish uchun xolos. Bola haqli yurgan uchun emas u. Alloh taoloning bandalarga dunyodagi ne'matlarni va'da qilishi, masalan, ota-onasiga yaxshilik qilganda umri uzun bo'ladi. Sizlarga ham qilganda rizq keng, rizq keng bo'ladi. Bu narsalarni va'da qilishi bandalarga, bandalar o'shun bilan ibodat bilan shunga haqli bo'lishidan emas. Alloh ularni targ'ib qilish uchun, qiziqtirish uchun. Jannatni va'da qilishi ham xuddi shuning uchun, qiziqtirish uchun. Chunki mana bu haqiqatlarni har kim ham idrok qila olmaydi. U eshitgan taqdirda qanoat qila olmaydi. Aqlan qoniqqan taqdirda nafsi unamay turib oladi. Chunki men katta bo'ladi insonda. Menchi deydi. Mengachi deydi. Shuncha ish qilsam-a deydi. Ana shu bandani o'sha holatini inobatga olib Alloh taolo bu va'dalarni erkalatib aytdi. Ammo haqiqiy agar haqiqatni ro'yob yuzaga chiqarib aytadigan bo'lsa, haqli bo'lmaydi inson hech narsaga. Ana shu haqiqatni mohiyatni idrok etgan kishilar amaliga muqobil so'ralmaydi. Amalini Alloh uchun qiladi. Faqat roziliging bo'lsin, kamchiligini kechirgin deb turadi xolos. Qabul bo'lsa bo'ldi ish qilib deb turadi. Sen shuni maqbul ko'rsang bo'ldi deb turadi. Ammo jannatni fazlidan so'raydi. Go'yanki hech narsa qilmagan u, lekin Allohning marhamati shu qadar kengki, hech narsa qilmagan odamga ham ko'p narsani bera oladi-ku. O'shunaqa marhamatidan so'raydi. Shuning uchun Siddiq roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiqni haqlarga nozil bo'lgan oyatda Alloh taolo nima deydi? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Unga u beradi. Ato qiladi kishilarga. Yaxshilik qiladi u. Biror bir zotdan mukofot oladigan bo'lmaydi. Biror tasdan mukofot yo'q unga. Illa bi wajhi rabbihi. Oli Rabbining roziligi yoki zotini istashdan boshqa narsa yo'q unda. Illa bi al jannamas. Jannatni istaydi faqat emas, yo'q. Robbini istaydi xolos. Bu siddiqlarning darajasi. Mana bu ixlosning 3-uchinchi darajasi mukammal. Demak, birinchi darajada kishi yaxshi amallar qiladi. Muqobilida Allohdan boshqadan hech narsa kutmaydi. Allohdan dunyo va oxirat yaxshiligini kutadi. Bu ham yaxshi, bu ham ulug' holat. Lekin yuqoridagi siddiqqa nisbatan ancha past. O'rtadagi daraja ixlosda Allohdan kutadi faqat, lekin faqat oxiratni kutadi. Dunyonikini kutmaydi. Dunyonikini so'raveradi, bersa olaveradi, lekin amalini muqobiliga qo'ymaydi. Uchinchi daraja amalini faqat bandalikni izhori uchun qiladi. Jannatni, dunyodagi ne'matni, oxiratni ne'matni hech vaqosi yo'q odam sifatida so'raydi. Va birorta amaliga muqobil so'ramaydi. Faqat bandalik ruhi bilan qiladi.
İmam Bukhari aleyhirrahme umumun hacetini sorulmak. Mutlaka. Dua kıyanda mutlaka hacet sorulmak. Yani biz etmenin geç geç ettiği şöyle aman bulayım. Balam olsun, işim bu olsun. Karzımdan kurtulayım. Falan işim büyüsün. İkinci biznesim emkette olsun. Zavutum gel vaj belgin. Falan şu düşmanlarımı yok etken. Aynı kadar bu olabilen bantımız biz. Fakat dünya bunlar. Meşrek eleyken taleplerde karın. Falancı 200 ton verdi, keseleken. Falancı 300 ton verdi, işe rivaç. Falancı 400 ton verdi, karzı genacat. Falancı 500 ton verdi, balası geçip bak. Falancı 300 ton... Sonra görüyor musun bırak şuradan? Mağfire soruyor ki diyen. Falancı 1000 ton verdi, mağfire soruyor yaptı Allah'tan. Eşken misin şunu? Çünkü ahiretki bugün iman insan çıkıp gitken, o bir yaşı da etik oynuyor Allah'ız. Ahiret insan çıkıp gitken mutlaka. Fakat şu dünya hayat, hayat de böyleydi. O zahırda Müslüman, lakin hayat tarzı, dünya karışı, dinsiz bilen bir kır. Allah'a iman geldiler elbette, ahirete iman geldiler. Lakin hayat ki karışı, dinsiz bilen bir kır. Bağlı nimet şu dünyadaki nimetler, bu musibetler dünyadakisi, bağlı musibet şu. Dip oylu, ne kımaz? Aslı İslam'ın karışı boyunca dünyadaki nimetim, her kanca bu sarzımaz. Dünyanın musibetleri her kanca bu sarzımaz. Aslı İslam'ın karası bu. Çünkü Allah ne dedi? Ahirette aldığı da dünya aldı halas dedi. Kökeleydi ki sütü bilen sosu kek, sosu kek okşaydı. O siz sosu kek aldı neyken bulasın? Bir pes aziz, çaynasız aziz mezak yenmiş. Aslı sütler yatırıyor mu? İnsan fakat kök, sosu kek aldı neyken kalın. Çünkü karasız, kaçan duası oluyorsa, kimin soruyorsanız? İhsan kıyanam şu, şifası olan ihsan kıyan. Ders olsa gönlüm şu, bir takavdi yakışıklı kısayım şu, meşrik yerden kısaya, kaçan karısı dünyanın sorayken böyle adamlar. Meşrik yiyen duaların ruhatını okuyun, bir artı ahiret görmeyiz. İşken misin bir ahirette günahı ki mağfiret soru yaptı? Bir kişi. İşme gelsin. Allah Teala'dan kalbine iman ve yakin soru yaptı. Kalbi gözü açılışını soru yaptı. Dünyadan köyünü savup ahireti sevişi soru yaptı. Allah'ın muhabbetini soru yaptı. Ahiretini dünyadaki anık körü alış derecesindeki imanını soru yaptı. Görüyor musunuz? İşitme gelsin, bir olmadı. Çünkü bizi hangimiz kısa azalarımızdan uzatılgen körüp, işitip, tatip bilgen meselelerimize şeklen koyar. Akılımızda gelgen hitap var ahiretten, peygamber arkayı, unutulgen. İman var ahiret ki o da koşkur. Peki yaşamaydı bizde o. Bir eski kıyam peyti ayeti koyan bulamız. Peki ölümde istemiz. Cenazadan şuraya çıkamız istemiz peyti ediyen. Ama ahiret bizde yaşaysa şey. Dünyanın hamiyet komiydi. İmam Bukhari ile eşinde yaşayken. Çünkü umumen hacet sorulmak. Bir sefer sorabilirler. Bir zaruret bugün olsa gerek. Sonrası derler atakıptı Allah. İkinci mette sonrası yine derro verirdi. Etken ikan iki kayıtı soran ben dedik. Örgüncü sorumu ben dedik. Dahi ki Allah Teala dünyada mükafatla koymasın beni dedik. Amelim yalnız özü için bulsun. Ve amelimi mukabilege birisi soruyorken bu kuma iniyor ki sonrasan beri olursa ahiretteki özünü huzurudaki derecemge kemlik yetip kalmasın. Dünyada bir kançadır ölüşümü dünyada bir koyan bu kalmasın. Kayıtıp hacatını sorama gelirken. İki metre sonra geldi belgeni için kayıtı sorama gelirken. Öyle bir muhadis oluyor. Şimdi hadisinden yığıp yığıp kaptırıp oturup alıp yazken her şey için Bukhari'yi koyuyor. Onu kıymaz. Bana bu ihlas bilen Bukhari bugün. O şey amel bilen bir gün. Bana bu ehsen-u amelen dedi. Bu kişi taklif kıyan ayet dedi. Ehsen-u amelen dedi. En güzel amel meşhur oldu. İhlas ciheti indi bu. Şimdi itkan cehet, itkan, etkan diyen en puhtası diyen. İtkan diyen mesela puhte kem gözsüz beceriş. Şimdi kişi namaz okusa namazını tügel becerirdi. Taharat okusa taharatı tügel kılır. Selepülçe afil tapil kılmaydı. Namazı yıkırken de dünyanın onu tükürer. Ahirgi namazım şu değil. Hakikaten ahirgisi buluşu mümkün. Namazı yok şunu hasıl kılıştı. Esasi kaidelerden biri. Birinci ve ahirgisi deyip kalırsız gerekir. Mesela azı kutan okuyamız inşallah nasip olsun. Keçe okuyamız kutan doğru mu? Kabul olan mı keçekleri? Kefaleti yok. Çünkü
Ümit kılamız neyin kefaleti yok. Çünkü ben onu benim çıktığım diye bir karar oluyor. Menge nacat derediyen amel meşru diye bir karar oluyor. Her ameliyiz. Her amelde kıpır gelmez. Bizim şunu çeyreğe namaz okuduk, şunu çeşitle kalaklıydı mı? Kendi bu masam gereği değil mi? İnşallah kabul bugün onlar. Lakin kefalet yok. Hazır ki amel, ben şu amel, menge nacat bir uçlu amel şu diye bir şey. Ve bundan ki ettik ki hutan gitti baramız mı? O gel kefalet yok. Çünkü ahal gizli bir kuş gerek. Her bir amelini sadaka ne hem. Bırak gelip sizden yardım soruyor. Hem bir palanç palançı işte kutba gelmen o palan maşikardan kıyar ne palanca kıyar ben. Bu yıkı mesela kımın bende demeyin yok. Belki nacat şunda durdur bile. Sizki 10 tane medrese, 10 tane meşit, 10 tane mektep soganiz payda vermezsen. Bir kem bakal bir peype haber geliniz nacat verişim. Bilmeyiz. Çünkü kayısı amelde kalbiz Allah'a bağlanırken o şimdi o şimdi kalab olur. Yanında rahmet, teşekkür, netice kütmezsen yalnız Allah'ın ki bendelik hissi yukarı derecede duruyor halette kıyanınızı kabul kıladı Allah. Bu belirkenizde haksız. Allah'a hamiyeti yok. Bu ne belirkeniz? Kalbinizde hamiyeti var. O şüphe etti. O için ha, bırak yardım ki sorup geldi mesela. Meşhur ah, meşhur ne bu sekeri mi? Necatım diye kalabış gerek. Yeter ben zikirge oturduyuz. Yani şimdi zikir kıldım bir gün hankı koyamaz. Yok. Aldığım bir zikirlerim kabul olmayan buluşum mümkün. Hazır zikir kıyayım. Belki keyin nasip bu muydu? Hazır kıyayım diye. Hatta iki dakika namazda birinci secdesini kıyayında ikinci secdeye gitmeye kalsam çiğde birinci secdeye mükemmel kılış gerek. Şu ne kılınsa kişi ameli mükemmel buluyor şimdi. Çünkü siz sizge bitti yu bitti vazife buyurulursa mükemmel beceriz. Lakin tekrarlı iş olsa adeti okuyan derken kılıçlı kılıç kötesiz, itibarsız. Bitti bitti ve amelini kılıyken de kılınsa yani şu en mükemmel yani insan bol küçü bilen en mükemmel surette kılıçlı hareket kılın. O yüzden daha mükemmel buluşa kefalet yok. Lakin bol küçünü sahiplenen için mükemmel kılıklığında olur. Şimdi bizden. En mükemmeli puhtes. Şu amelini beceriyorsunuz en mükemmel kılın. Şu amelini yalnız Allah'a bendeliğini izharı uçun olsa mukabil istemeyen halde. Hani en ihlaslı isim. Kaysa biliniz en puhta amelini kıladı yok. Amelini en puhtasını kıladı. En ihlaslı isimini kıladı. Şunusuna şun. Ölüm bile hayat diye etti. Hop perişlerin amel kıladı yok. Bizden mükemmel kılamı kim onlara? Desiz perişlerin örgütülgenini kıladı olasız. Değil mi? Barın amelaştırılgen bu şunu kıladı. O çünkü onlar kaysa derecede yaratılgen bu şunu kıladı. Osmeydi. İnsan hayvandan pas dereceden kereyi bulsa. Parıştadan ulu dereceye çıkar. Ne bilen? O şey amelini ihtiyari kıyarı bilen. Ne için? Amelen diyen amelini kas bilen dediğim ihtiyari kılın gel. Fiil hareketinin ihtiyari, tekrari, kas bilen kılın gelin amel değil. Çünkü bir mertte kılın gelin hiç amel değil miydi? Mesela her kendi yaşlığını insan bir metre kılışı mümkün. Ömrede bir metre sabır kılıyken burada kaçanıyor. Nasıl da dua kılıyken cildeki adama bir sefer mesela değilim bura. Baya güzel ne olur bitken payette sabır kılıyken burada. O sabırlıyla sefede bu neydi? O bir metre yarı metre kılıyken adam. Her kendi bir ahlakı bozuk adam kim dedi yaşlık kılıyken burada. Min de adam gözü kılıyken burada. Üyüde içti yaşlık kılıyken burada bir gün. Mesela. O bile o salih bulamaydı. Çünkü amelde burada tekrari buluş. Adeti buluş. Demek en puhte, en ihlaslı amelini kim kıladı diyemedi yani. Tekrari diyelim. Tekrari adeti hasurette. En puhte, en ihlaslı iş hareketini, amelini becerledi yönleriyiz. Kaysi biriz şunu sınavdan utkazış için. Ölüm ve hayat gibidir. Şimdi hayat degen de teninizle, cisminiz bilen birge bopturgen hareketli halet. Bu ne degen? Hayatı sınav için verilir. Köz sınav için verilir. Kul sınav için verilir. Tıl sınav için verilir. Kalp sınav için verilir. Akıl sınav için verilir. Hemiz. Şimdi bu mesele sınav için verilir mi degen? Şular bilen siz sınavda otasız. Közünüzü en yakşı amellerge o kız arkalı kıyı amelini en puhta surette o yalnız Allah için kılasın. Kulis en yakşı amelini
eng puxta suratda, eng xulos bilan, katta xulos, mukammal xulos bilan qiladi. Tilingiz eng yaxshi so'zni aytadi. İhlas bilen aytadı, en mükemmel surette aytadı. Mana şu, her bitti azadan sadır bulurken amellerini becerir. Hatta aklınız, aklınız, akıllı mihnet tıklayken peytinizde en yukarı surette işledi ve halis işledi. Mana şularını kimi ki ber devam kılsa, şu kişi imtihandan mükemmel otağı edilecek. Ama bu kişi talep kılıyor ayetini kısaca tefsir iş. Demek Allah Teala hayatı dünyanın ölüm neticesi için yaratken. Ve hayat deyip karalgen bizdeki tenemizde tirikligideki her bir hareketlerimiz sınavın üstü türedi. Oşa sınavdan kimi ki en yakşı amel bilen, en halis amel bilen berdevamlikde ota alsa oşa kişi imtihandan mükemmel ötüken buladı. Elbette bu yukarı derecen yapıldığı bir sıddıklıkla. En kuyu derecesi geçe, bir mette kelimenin ayeti bile can veriş geçe bugün. Kuyu derece geçe sınar şimdi. Bu din kıyınırken o diyenemez. Din Allah'ın bende bile münasebetteki diye person uti kinli giden. 50 yıl her beraber olup yürüp ahir la ilahe illallah deyip kuyuysa şu bilenler imamına geçişi mümkün. Dozakta azaplanıp, kabirde azaplanıp, kıyamette kıyınırıp ahir bir emelle cennete girişi mümkün. O an yaşadık. Lekin bir solaktan çakan gibi otup, kabirde, kabri cennet bağlarından bir bağa eğlenip, kabir hayatı da uzundan artıp başkalarına hem sahiplerini ulaşıp, başkalarından gelgen hediyeler var ki tülavatla. Meyitle birbirine ulaşadı şunu. O için ateşi hasaten mesela bir ihsan kısayız, otamga, onamga, buvimga, o'tganlarimiz hammasiga deysiz, hammasiga yetadi. Lekin bir kishining o'zini alohida otamning o'ziga deysiz, u kishini faqat o'ziga yetadi. U kishi boshqalar bilan sherik bo'lgandan ko'ra yolg'iz o'ziga bo'lganda ko'proq xursand bo'ladi. Nimaga? Chunki o'sha savoblarni u o'zi tarqatadi, sizdan kelmaydi. U o'zi tarqatadi. Qabr ahlilari bir-birini ziyorat qilishadi. Hatto o'zlariga kelgan yaxshiliklardan, nurlardan Rasulullohga olib hadya qilishadi u kishi. De ziyade bu seyir. Dualarını alırsaydı şu bile. Tirelikte biz kendi, biz ulu adamı aldı gibi alıp hediye verip dua alsak, mahrumla hu düşündü kirlerdi. O şende başkalarına yakışıp ulaşış hayatı bilen yaşayan adam. Peygamberler bilen birge bugün adam. Kıyamette yıldızlar gibi, ay gibi, kuyaş gibi parlayıp durgen, ve karındaşlardan, tanıgenlerden, köpçülüğünü duzaktan kutkar edilen derecede şefaat hukukuyla ege bugün. Cennette Allah'ın cemaliyle her gün mühman bugün kişi bilen. İplep siplep, kabirde azaplanıp, ence muncu günah dökülüp, kıyamette kıyınırıp, ence muncu günah dökülüp, kendi duzakı çüşüp, kagenü dökülüp, kendi cennette kirgen mumunu farkıyla derler. İplep siplep kirli alıştı, öyle siz merhamet. Kala ben şey var ya, imam bilen ketmesiz bu oldu. Lakin imam bilen ketişke kefaleti yok. İmam bilen ketvasız bu olmuyor. Lekin nerede derecen alamak çoğusuz? Onge mihnet kedi bu. Hiç kaçan uhla vetken adam bile mihnet kirleken diyemeydi. Cennette bir derecesinden diyenler Resulü Ekrem Aleyhisselam. İkinci derecede yukarı dereceye kareken adamlar sizler yerden yıldızıya karekende kakar etti. O yıldız yetip yetmiyor diyen derecede bana bunu. O derece bir kereden hasıl olmaydı. Hala gençe ise ayşi şirat kılıp, mezanı kılıp, namazını bozuk koyuyken adam bilen, nerge adam derecesi değil miydi? O derecenin alışı için o şuna kakette mihnet, şuna kakette mesuliyet gerek. Hazreti Rumi etkiler. Celal-ı Rumi bir hikayenin hikayetlerinden. Kışlağlardan biri de, ilgelgi devirde, bir kışlağda bir kişi varken, yaş aile, er hatını yaşayacakken sağlık adam. Şehir ahalinin ihtiyacı düştü halifeye. Müracaatları. O bari ben şunu aytemem dedi. Ya ki bazıları nakıl kıladı. Pazışlar çakartılıp gidiyor. Bir Rumi'nin nakılları da, hikayeleri de şu kısmının arzını kılıp bol mahsup oldu. Bol mahsup olsa ayalı diye mesaj soptu ki en padişahı alanını, halifeyi zamanını huzurlarına bararken ben bu kısmlardan ne alıp barsam ki?
O kişi endi o işe. Katta saltanat egasi. Nima hadya qilsak u kishida yo'q bir narsani olib bora olmaymiz. Tilla borsangiz, xazina to'la tilla. Tanga kumushni qizig'i yo'q u kishiga. Kiyim olib boraman desam, zarbof turlar unda. Nima bor bizda ki u kishiga taqdim qilsa arziydi. Desa ayol maslahat beribdiki, mana shu qudug'imizning suvi borki, borku o'ta totli shu suv. Dunyoda bunaqa totli suv yo'q. Sizga maslahatim bir ko'zi olingda ko'ziga shu suvni olib boring. Dunyoda yo'q hadyani qilgan bo'lasiz. Endi u shu eng o'zlari mazza qilib ichadigan totli suv ko'zaga to'ldirib olib ketdi. Ayol orqasidan duo qilardi. Parvardigor erimni yo'lini ochgin u xalifaga kirgizgin u ishlarini bitkazgin. Bu o'zi yo'lda qadam bosarkan katta bir himmat bilan Alloh Alloh deb borardi. Saroyga yetib bordi. Quruqchilar kutib olishdi. Padişahı'na arz bilen kegelini, hediye bilen kegelini etti. Kirgiz işte. Halife onu kütübe aldı. Ken halifege o haligi suunu takdim koydu. Taksir, sizge bir küçük suumuz var. Bizim kışlarda bir kuduğumuzdan çıkardı. Ne yok? Ata ile sizge ata ok geliyormuş. Bana suunu yaş saklayan koza bilen ok geliyor. Padişah suunu aldı yo. Hay 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 deyip haligini takdirlep bir billurdan yasalgan şeffaf bir idishni olib keltirib şu suvga şu idishga suvni qo'ydi. Qo'yib taxtning yuqorisi peshtoqiga qo'yib qo'ydi. Qadrlab. Xursand bo'lib ketdi haligi fu bo'lmani hadiyamni olsa haqiqatda noyob narsa olib ketmas shekilli mana taxtni ham tepasiga qo'yib qo'ydi-yu. Deb turuvdi. Kamiga podshoh haligi xumiga to'la tilla solib berdi. Endi bu tillani olib borsa qishloqni boyib qoladigan. Katta mablag'. Xursand bo'lib, juda ajoyib ish bo'ldi, juda yaxshi narsa olib kelibmanda. Deb o'zini qilgan hadiyasiga xursand bo'lib, ishi bitib, tashqariga chiqdi deydi. Saroyni bu tomondan kirgan ekan, u tomondan chiqdi. Chiqib shunday qadam bossa, oyog'ining tagidan Dajla daryosi yoki Furot daryosi oqar ekan, Furot oqar ekan. Oyog'ining ostidan Furot oqar ekan. U saroyni tagidan Furot oqib o'tadigan bo'ldi. Shunaqa suvi totli, shunaqangi shirin ekanki, İçip kursa bilibdi ki o haligi su o da bad boy, o da beymeze, o da sasık su idiken kani. Fakat ulanın topkanı hoşu gancı ulanın şuna tüyülgen iken. Padişah şunda açken değil, hidi urgan iken onu sasık hidi. Lekin padişah onu sezdirmeden iken. Sezdirmezden haligi idişke alıp, billur idişlerde onu sakılıp, yoyan ki kadirlep altın sabı edipti. Qarasa u bir ko'za suv olib kelgan u bir ko'za suv endi bitta odam ko'tarsa qancha ko'za oladi u endi. Bir sasi suvni ko'tarib kelibdi-yu bir ko'za oyog'ining ostidan bir totli tiniq kumush kabi suv oqar ekan, daryo bo'lib oqar ekan u. Aytibdiki, podshoh men o'ylagandan ko'ra haqiqatda karamli ekan. Meni olib kelgan suvimni yuzimga urib o'zi men sharmanda qilish kerak ekan u. Oyog'indagi mana bunaqa suv oqib turibdi ekan, bu to'k olar ekan o'zi asli-yu. Mani ardoqlab erkalatib shunaqa muomala qilibdi-da bu. Podshohning karamidan xijolat bo'lgancha yerga qarab ketdi, uyga qarab deydi. Rumiy. Orqasidan aytadilarki, ey birodar, biz har qancha amal keltirmaylik, har qancha sadaqot qilmaylik, har qancha yaxshilik qilmaylik, har qancha ibodat namoz qilmaylik, bizni olib kelganimiz Allohning huzuriga o'sha so'zni o'qigan narsa bo'lmas. U Allohning atosi, u bizni ko'zamizdagi suvga yarasha emas u. Bir dengeye hem erzimeydi o. Lekin közümüzü tildege toldur bir yani. Uzun yanında şuna kadar derya oturup durup bizi közümüzdeki suyunu kadırla yani. O Allah'ın kelamıdan bu. Siz o suyga menese talep kurarlıysın mı? E siz bu sayger. O darar görgen dengeye. Yok. Suyuzge hıcalet buluş mümkün hala az. Mene şu mananı Resulullah Kerem aleyhissalatu vesselam bizge ibadetlerde örgütüş için farz namozidan salom berish bilan birinchi aytiladigan zikr astag'firullohdan o'rgatgan. Alloh kechirgin, kechirgin, kechirgin. Antas salam, sen omonlik berguvchisan. Omonlik o'zing. Va minkas salam, omonlik senda. Nimaga omonlik haqida gapiramiz? Bu amalimizga bir balo bo'lmasa bo'ldi bizga. Amalga muqobiliga mana so'rash emas. Bu amalimizga bizga bir kitob kelmasa bo'ldi. Shunga Parvardigor omonlik bergin, kechirgin deb turamiz. Mana shu bandalikni qadrini bilish Allohning haqqini bilish.
Rasulullah şunu bilgelerden bizge şu zikirini namazdan ki yapıp bilgeler. Siddikler mene şu nersanı yakşı düşünüyor bunu. Yani az biz gapir yapmız bunu. O sırada siddiklerin gapını okula gencayımızla. Peki ula bunu hız kılır, idrak kılıyor mu dediler? Bunu topken mu dediler? Kalpler. Allah bizge hem bildirse inşallah bunu sen yapmayız. Hatta Abu Bakır Siddik raziyallahu anh'ın siddiklerini Siddik-i Akbar deyilir. Siddikliğini en yukarı derecesi şu kişiler. Çünkü o kişi Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam ki birinci iman getirgen adam. Birinci Hazreti iman getirgen. Birinci haber değişti bunu. Ve ömrünün ahırı geçer. Birer madde ne zahırda ne batında birer madde Resulullah ki hılafış kıyamaz. Birer madde. Hazreti Ömer'in kulu. Lekin iman iki günce hılafış kıyam. Bir müddet. Başkalar ham uluğ sahabeler. Lekin kaysıdır orunda Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın taleplerini 100% beceremeyen cahibi oluyor. Ben her cahide ya zaharda ya batında hata kettik oluyor. Ama Abu Bakır Sıddık raziyallahu anh'u den ne zaharda ne batında bir almette Resulullah'ın istekleri ki hılafi sadır olamaz. Ve barını malu canını tikken. Hatta Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam kim menge yaşlı kıyam olsa hemesiye kaytardı. Ebu Bekir kaldı. Onu ki Allah'ın zimnesleri verir. Kaytaran mı gelmez? Çünkü o menden canı malını ayamadı. Şu Ebu Bekir Siddik'e dua olur gerekenler. Hani Ebu Bekir Siddik rivayeti öteyemken. Çünkü özü öte kem sıkın bu gelirler. Ve kem yaşa gelirler. Kem yaşa gelirlerden halafet bilenmez bu gelirler. Rivayet bilenmez, talim bilenmez. Çünkü rivayetleri öte kem. O şey kem rivayetlerinin arasında geyredi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o kişiye namazını, her namazını ahırdı bir duanı örgüt geldi. Salamdan aldı. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren ve amiltu su'an fe'taraftu zembi feğfirli fe innehu la yeğfiru zunube illa ent ve gfirli meğfireten min indik ve elhamni inneke entel gafurur rahim. Allahümme İnni zalemtu nefsi ey Rabbim ben özümge özüm zulüm kıldım. Zulmen kesiyorum. Kup zulüm kıldım. O demez. Abu Bakır Sıddık kılge deyip bunu. Ömürde hata kıma gönlüm. Günah kıma gönlüm. Siz bilen biz yemez. Başka sahabeler yemez. Sıddık kılge deyip bunu. Belal metta Resulullah ki hılafı yani sadır bu mu diyor. Hatta sadakanı köp kıyan sadakı yaşı giden çakırladı cennette. Ruzanı köp tutken raydandan çakırıladı. Tılavatı köp koyan, uçundan namazlı köp koyan, namaz eşikiden çakırıladı. Diyenleri de, ya Resulullah bir kişi hamasından teyin çakırılışı mümkün mü? Ha mümkün. Ümit kılaman ki bittesi sen sen diyor. Sen cennette hemen eşikiden teyin çakırılasın. Abu Bakır Sıddık. Ya eyyetuhan nefsul mutmainne ey sakin nefs Rabbine kayıt. Bendelerim arasıya kir, cennetimge kir degen ayet nazil olgen de Ebu Bekir Sıddık'a cüde yakkan eken. Ya Resulullah cüde güzel ayet eken ne degen eken. Degenler de Resulullah eken ekenler ki şu hitap senge can verişinde kıl ne degen eken. Şimdi can verişinde ey sakin nefs Rabbine kayıttı. Ben şu ayet senge hitap kılıp okul et degen eken. Mene şu kişi ki o getirirken duanı kanin ey Rabbim özümge köp zulüm kıl. Addiymez. Kup zulü. Ve amiltu su'an. Takit karim. Yamallik kıldım. Zulüm kıldım. Yamallik kıldım. Fe'ataraftu zembi. Günahımı itiraf etemem. Fe'gfirli. Beni keşirgin. Mağfireten min indik. Öz huzurinden bugün mağfiretten. Mağfiret bilen. Yani öz huzurinden bugün deyişten murat ne mi? Gahda benden ameli mağfiretke sebep bulan. Mesela istiğfar. Tevbe. Nedamet. Sadakat, namaz, roza kabi amellerimiz mağfiretke sebep bulur. Ama Parvardigar öz huzurundan bugün mağfiret degen ne degen deyse mukabilsiz mağfiret degen. Yani mende senin mağfiretinge sebep bulur degen amelim yok degen. Keçirişinge sebep bulur degen narsa yok. Özün öz tamamından fazlu merhametin bilen keçirgen. Böyle amelimi aytalmıyım ben ki Parvardigar şu kıyan yaxşı işim gibi olsa hem keçirgen diyemeyim ben. Bir artı amel yok. Cennete girişmez hatta keçirişin gibi apkeledigen amelim yok.
o'zing marhamating bilan kechir. Mag'firata menan dekti ma'nosi shunday. Fag'firli deb qo'ysa ham bo'lardi, kechirgin deb qo'ysa yo'q. O'z huzuringdan bo'lgan xolis mag'firat. Sababsiz mag'firat. Fa innahu la yaghfiru dhunuba, chunki sendan boshqa gunohlarni kechirguvchi yo'q. Orhamni innaka antal g'afur va menga rahm qil. Ya'ni menga rahmat, shafqat qil, rahm qil. Ya'ni shunday holatda menga rahm qilmasang najot yo'q. Parvardigor amallarni qildik endi yaxshi bo'lar, bu yaxmas, yo'q. Rahm qilmasang menga rahmating bilan muomala qilmasang menga najot yo'q. Innaka antal g'afurur rahim. Gunohlarni g'afur degani tinimsiz kechirib turuvchi degan. G'afir desa bir marta kechirsa ham g'afur bo'ladi. G'afur degani doimiy kechirib turadi. Rahim degani doimiy rahmat qiladi, rahm qiladi. Bir marta emas. Doimiy rahm qiluvchi, doimiy kechirib turuvchi o'zingsan. Degan duoni o'rgatdilar. Kimga? Abu Bakr Siddiq. Qarang, maqom so'ramayaptilar. Jannat so'ramayaptilar, boshqa so'ramayaptilar. Albatta duolar bor boshqa yerda. Lekin Siddiqqa o'rgatilgan xos duoda faqat mag'firat va rahmat. So'raganda ham men zulm qildim, zulm qilganda ham ko'p zulm qildim, yomonlik ham qildim. Hatto mag'firatingga sabab bo'ladigan narsam yo'q menda. O'zing tomoningdan mag'firat qilgin, rahmat qilgin, rahm qilgin menga. Iching og'risin menga ya'ni. Ya'ni shafqat qilgin ya'ni. Degan duoni Siddiqqa o'rgatdilar roziyallohu anhu. Haligi amal, haligi darajotning tepasiga bu iltijo bandalikning izhori haqiqiy. Mana shu ahsanu amalanning kamoli hisoblanadi. Tushundingizmi? Alloh hammamizga ana shu darajani nasib aylasin. Imtihondan yaxshi o'tishni o'zi nasib aylasin. Qisqacha hozir esimga kelgan shu. Alloh taolo o'zi amaliga muvaffaq qilsin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Taqabbal minna.